Trabzonspor'un Avrupa performansına da şöyle bir değinin istediğim için. Rakip bu hafta Trabzonspor adına Kasımpaşa ama Avrupa'da ciddi anlamda galibiyete hasret bir Trabzonspor ve galibiyete hasret bir Abdullah Avcı var teknik direktörlük kariyeri bakımından. Maçı da izlediniz, Monaco maçını. İzledik. Ne diyeceksiniz merak ediyorum. Şöyle bir önce hafta içi değerlendirmesi alayım. Ya öncelikle Avrupa'da 10 kişi kalıyorsanız çok zor. Evet, hep bunun örnekleri geçmişte yani var. Yani çok zor. Bunu bir Fenerbahçe bize farklı getirdi ki çok dinamik bir takıma karşı oynadı. Monaco da çok genç bir takım. Rennes'den de genç bir takım Monaco. 2000'li var, 2002'li var. Yani şöyle bir bakın. Fakat adamlar durmuyorlar ki. Hele bir de böyle takıma karşısı eksik kalırsanız, orta sahanızda direnci düşerse yani puan çıkartmanız mükemmel olur. Kolay değil ama sizin işte alacağınız oyuncularla Avrupa'daki hedefleriniz ne koyuyorsunuz? Onlara karşı ne kadar dinamiksiniz? Aynı tarzda oyuncuları mı transfer ediyorsunuz? Bunlar bu sezon biraz Trabzonspor bunları yaşadı. Yaşamadı diye çünkü şampiyonumuz, ligimizin şampiyonu 8-10 tane oyuncu alıyorsun demek ki orada bir problem var. Demek ki siz oturtamamışsınız onu. Bir şampiyon olan takım birden 8-10 tane oyuncu transfer etmez. Çok fazla genç oyuncular tamam onlara lafımız yok. Ama işte orta mesela ben her zaman şey bir vardı. Bence ihtiyaç mıydı? Ömür de aynı felsefede bir oyuncu. Ama Yazıcı için mi söyledin? Efendim? Yusuf Yazıcı mı? Bardi'yi söyledim. Bardi'yi söyledim. Ömür var. Abdülkadir Ömür de aynı şekilde. O tarzda da hepsi de o bidi bidi oyuncular. Driftingi olan oyuncular. Yani bir şeyleri yaparken biz hem ligimizi devam ettirmek, şampiyonluğa devam etmeniz hem de Avrupa'da nereye gelecekse onların en büyük yıkımı bence. Ben burada da söyledim. Hani Kopenhag'ın maçı oldu. Orada tur atlamamaları. Onların oradaki bir sıkıntısı. Tur atlamış olsalardı kendi şeyde grupta ne yaparsa edersin onu hiç değil ama oraya girmeniz lazım. Elindeki nimet bir an evvel bir an şey elinin tersine teptiler. Onun yıkımı tabii lig maçlarına da sirayet ediyor. Orta sahadaki hamçiksiz oyunu bir türlü onu siz de toparlamanız lazım. Bir kişiye evet. Kalırsanız maalesef sonunda da diyemezsiniz ki ben işte hamçık olmadığı zaman böyle oynuyoruz, hamçık olduğu zaman böyle oynuyor. Olmuyor. Hocam zaten şöyle değerlendirmek lazım. Şimdi Abdullah Hoca geldiğinden beri çok iyi işler yapıyor. Çok iyi bir planlamayla takımı en alt sıradan aldı. Belli bir seviyeye getirdi. Ondan sonra da oyun planlamasıyla, organizasyonuyla şampiyonluğa getirdi. Ama bu sorun sadece Trabzonspor'un sorunu olduğunu düşünmüyorum hocam. Şu anda baktığımız zaman şimdi Fenerbahçe'de olsun geçen sene şöyle bir avantajı oldu Trabzon'un. Çünkü Avrupa kupalarına katılmadı. Avrupa kupalarına katılmak demek sizin 3 günde bir hem yolculuk yapıp hem de 90 dakikadan oynayıp oradan alacağınız sonuçların getirdiği psikolojik bir takım yıkıntılar da olabiliyor. Hem sakatlıklar olabiliyor hem cezalılar olabiliyor. Artı bunu getirdi. Mesela mağlup oldu. Psikolojik anlamdaki Trabzon takımının durumu gibi. Şimdi Beşiktaş bu anlamda avantajlı ama avantajını şu ana kadar kullanamadı. Çünkü diğer rakipler hep Avrupa'ya gidip 3 günde bir maç yaptıkları için. Galatasaray'da aynı şekilde. Evet. Aynı gibi. Ama Türk futbolunun sorunu buradan çıkmamız lazım. Belki de camia olarak bazı şeyleri ön plana çıkartmamak gerekiyor. Mesela Jorge Jesus mu dedi ki biz Avrupa'ya düşmüyoruz dedi. Açık ve net söyledi. Yani bu gerçekçi bir yaklaşımdı. Ama düşünmeyen hali. Ama hiç öyle ama yok ayrı. Hiç belli olmuyor öyle. Hocam şöyle siz antrenör olarak zaten hangi maçı kaybetmek istersiniz? Bütün maçları kazanmak istersiniz. Ama gerçekçi hedef olarak yani ya evet burada zorlu maçlar var. 3 günde biz maç oynayacağız. Ama geçemezsekse yani şuradan bu takıma kızmayın. Bize sahip çıkın mesajını verdi. Bazı taraftarlar ya olur mu niye öyle konuştu diye söyleyebilir. Ama benim gördüğüm gerçekçi bir konuşmaydı o. Onun için de buradan yola çıkarak devam etti. Sahaya çıkıp tabii ki mücadele vereceksin. Tabii ki oynayacaksın. Tabii ki rakibi yenmeye çalışacaksın. Yendiğin zaman da sıkıntı yok zaten. Ama yenemediğin zaman, yenildiğin zaman sıkıntı büyük oluyor. Ya hep öyle. Lig maçları da aynı bizde. Yenildiğin zaman hemen bir kulp buluyoruz. Orada bir hafta var. Yani burada hemen 3 günde bir maç oynayıp bir daha oradan bir tokat yersen tabiri caizse
O zaman başlıyorlar senin antrenörlük kariyerini, işte şöyle oldu, böyle oldu gibi. Yani Türk takımlarını bu anlamda biraz hazırlamak lazım. Ondan kurtulmamız lazım hocam artık. Yani iki günde, üç günde yani hep hızlı argüment getiriyoruz bunları hep öyle maalesef. Yok, kesinlikle katılıyorum. Bunda sıkıntı yok. Ama camialar kendi potansiyellerini bilerek bu öyle hareket etmek zorunda. Çünkü öbür türlü tamamen timsah gözyaşları gibi oluyor. Yani mağlup olunca ki ilk başta camianın içindeki bir takım isteyerek ve istemeyerek bir takım söylemler sizi aşağı doğru çekmeye çalışıyor. Yani o zaman diyorlar ki benim tek rakibim kendi taraftarım ve yönetim kurulum gibi bir şeyler söylüyorlar. Yani bu bakış açısı. Taraftarlar da çok bekliyorlar tabii. Biz kendi takımlarımızı Avrupa'ya çıktığımız zaman hep üst seviyede görüyoruz. Hepsinin üzerine görüyoruz. O hissiyat var bizde ama işte o iş öyle değil. Onlar hep alışıklar yani. Bu tarzdaki oyunlar hep alışıklar. Şimdi ligde rakip Kasımpaşa. Trabzonspor ligde hani biraz daha mesela şimdi derbi haftası kazanan Trabzonspor oldu. En yakın rakipleri puanları paylaşınca. Bu haftada hatasız geçer mi? Bence geçer. Yani elindeki futbolcu yapısına bakıyorsun. Oynatmak istedikleri ve oynamak istediklerine. Ha şeyler var mı? Ne derler, düşüşler var. Mesela Hugo'nun bir düşüşü var bu sezon. Evet. Batra gibi çok iyi bir stoper geldi. Yani şöyle bir bakarsak diğer takımlarda olmayan çok üst seviyede bir stoper. Diğer büyük takımlarımızı kastediyorum. Onlarda bile böyle bir stoper yok. Hakikaten iyi bir stoper. Ama bir türlü oturtamadılar onlarda. İşte Hugo'nun bilemiyoruz artık neden bu kadar düşüş yaşadığını. Denizville toparlamaya çalışıyor. Yani takım olarak bir ahenk içinden koptular. Ama yakaladıkları zaman da o tempoyu kim gelirse gelsin. Hani Karadeniz dalgası dersin ya, dalga gibi gidiyorlar. Bir türlü onu yakamıyor. Şimdi şeyin ansablesi çok iyi. Maxi ile Bozok'un, Umut'un. Birbirlerini çok iyi tamamlıyorlar. İkisi de aynı dili çok iyi anlıyor. İşte ikisini birden oynatabilecek mi hocam? Abi keşke oyna. Bakın ben ne diyorum. Türkiye Ligi'nde bir çift santrafor oynarız. Niye oynamıyorsun? Elinizde var. Süre olarak son 20 dakika skora göre olabilir ama işte başlarken orta sahadan bir feragete yapmıyor hocalar. İşte ona göre 5'li mi oynarsın, 3'lü mü oynarsın gibi bir sürü varyasyonlar var hocam. Yani elinizde sizin iyi santraforlar varsa ya rakipler şöyle bir çift santrafor çıkın bakayım bir maça da stoperler nasıl bir kartlarını alacaklar onları görelim. Her evet. Takım için geçerli bu. Rakip ama sizin Avrupa'dan geldiği zaman bu tarz oynadığı zaman darmadağın oluyorsunuz. Sizde bir oynayın ya elinizde var. Şimdi bir Max'in sen golcülüğünden şüphen var mı? Adam üst seviyelerde topçu. Umut her zaman için gol potansiyeli olan ki biz belki Umut'u 2-3 seneden beri keşfettik ama daha git bakalım. Le Havre'de falan oynadığı dönemlere bak ikincilikte. Oradan zaten birinci lige gitti, transfer oldu Fransa'da. Ha, var bu potansiyel belki bir maça çıkarsa derse kardeşim ona göre zaten oynamanız gerekiyor. Tek bir pozisyonda kalırsanız sadece atıyorum tek santrafor birdenbire siz bunu çifte döndürürüz ama takım da allak bullak oluyor hazır değilsiniz. Evet. Onun için her oyun düzenine, her dizilişe takımlarımızın hazır olması lazım. Rakibinizin oyun tarzına göre bir baktınız fazla kapatıyorlar. İki tane atarsın, üç tane atarsın. Üçte oynarsın, arkasını fark et. Bunlar tabii hocalarımızın vereceği kararlar ama biz o değişkenliğe alışık olmamıza, Avrupa'ya çıktığınız zaman da işte böyle biraz çok deplase olan, çok agresif olan ve çabuk oynayan ekiplere karşı pozisyon almamızda sıkıntı çekiyoruz bu sefer. Trabzon'da ben bir de tabii seyrettiğim maçlarda, ya o da milli oyuncu bu tabii de Eren'de biraz düşüş görüyorum. O da evet, onda da yani, evet. Hem milli takım bazında. Milli takımdan sonra başladı o. Milli evet, takımla birlikte. Seçildikten sonra. Yok sezon başında çok iyi gidiyordu. Ondan sonra ben bir düşüş görüyorum. En iyi transferi diye konuşuluyordu hatta Trabzonspor'un yani. Evet sezon başında çünkü çok iyi giriş yaptı. Apan'ı beli attı diye söylüyorduk Abdullah. Yok, ben de yani televizyondan seyrettim kadarıyla hakikaten son zamanlardaki en iyi sol bek diye düşünüyordum. Evet. Hala da öyle gidecek tabii. Onda ama bir sıkıntı yok ama. Ama ya toparlar. Şimdi goller devamlı o taraftan geliyor ve kaptırdığı toplardan geliyor. Bilmiyorum o tarafa doğru bir önlem alınması gerekiyor mu? Çünkü 0-0 iken bir de 1-0 arasında bana göre psikolojik anlamda çok fark var hocam. Tabii. Hep bunlar yani sen de çok iyi bilirsin. Saha içindeki bir takım kolay gol yeme takımı o mücadele gücünden de uzaklaştırıyor. Gene mi oluyor diyor. Gene mi, gene mi oluyor? Ya, biz iyi oynuyoruz acaba yenemeyeceğiz mi gibi bir takım düşünceler olabiliyor. Belki o anlamda birebir konuşup ya Erenciğim
biraz daha basit oyna veya belki değiştirip yani kenara alıp bir dinlendirip ondan sonra sahaya sürmesi belki hem Eren için hem de Trabzonspor için faydalı olabilir. Şunu da bir katmak lazım. Trabzonspor çok güvendiği yerlerde çok erken sakatlıklar yaşadı ve uzun evet, sakatlıklar evet. yaşadı. Onun da etkeni var. Vizca'yı arıyorsunuz. Bakın Gomis gibi falan şey Gomis diyorum. Gomis gibi, Maxi gibi oyuncularınız falan varsa dışarıdan gelecek toplar çok önemli. Onun da eksikliklerini yaşıyorlar. Yani sadece Hamçik'in işte tekrarının toparlanması, Gambi'yi aldınız, onun sakatlığı uzun o çok enteresan bir orta saha oyuncusu. Evet. Yani Mainz'tan falan ben biliyorum onu. Yani Trabzonspor hep kademe atlatacak oyuncular ama birdenbire de bu sakatlıklar gelince sıkıntı yaşıyorlar. Şimdi bir böyle bakıyorum puan durumuna.